Ekran kaydı programlarının birçoğunda fare emlecini vurgulamak için ayar bulunuyor. Ancak şu anda benim de ekran kaydını çekmek için kullandığım program olan OBS programında böyle bir ayar yok. Buna çözüm olarak bir yardımcı program kullanacağım. Bu program sadece OBS programında değil, bütün programlarda kullanılabilir. Programı kullanmak için iki dosya gerekli. Bu dosyaları indirdiğim web sayfalarını göstereceğim. Birincisi AutoHotKey programı. Buradaki download linki ile indirilebilir. İkincisi GitHub'daki bir proje. Mouse Cursor Highlight Windows programı. Bunu indirmek için kod tıklanacak. Daha sonra da download zip tıklanacak. Ben bunların her ikisini de indirdim burada. Şimdi yapılacak işlemler şöyle. Önce AutoHotKey programını kuracağım. Çift tıklıyorum. Evet. Hızlı kurulum için bu seçeneği seçiyorum. Tıklıyorum. Kurulum tamamlandı. Exit ile çıkıyorum. İkinci işlem. Burada bir zipli dosya var. Bunu çift tıklayıp WinRAR ile açıyorum. İçindeki klasörü sürükleyip buraya bırakıyorum. Klasörü açıyorum. Programı çalıştırmak için Start'ı çift tıklıyorum. Evet, program çalıştı. Gördüğünüz gibi fare etrafında bir vurgulayıcı var. Farenin sol tuşunu tıkladığımda bir halka gösteriliyor. Orta tuş, sağ tuş tıklandığında yine bu halkalar görünüyor. Klavyeden bir tuşa bastığımda bu tuşu belirten bir yazı görünüyor. Ekranda bir müddet kalıp sonra kayboluyor. Klavye kısa yollarını tıkladığımda da yine aynı şekilde ekranda görünüyor. Ekranda bir çizim yapmak için Ctrl 1'e basıyorum. Çizim yapabiliyorum. Ctrl 2 ile dikdörtgen çizebiliyorum. Ayrıca fareyi tıkladığımda bir tıklama sesi duyuyorsunuz. Çizimden çıkmak için Ctrl 3'e basıyorum. Program çalıştığında burada bir simge göreceksiniz. Bu çalışan Start AHK'nin simgesi. Bunu sağ tıklayıp Exit ile çıktığımızda farenin vurgulaması iptal olmuş oluyor. Artık tıklama ya da diğer işlemleri yapamıyoruz. Kullanabilmek için tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Aynı yerden yine Start'ı tıklayarak çalıştırabiliyoruz. Bu programın ayarlarını şuradaki Settings ini dosyasıyla yapabiliyoruz. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Notepad. Burada tüm ayarlar bulunuyor. Ayarları yaptıktan sonra kaydedip tekrardan Start ile çalıştırmamız gerekiyor. Örneğin spot rengini değiştireceğim. Sarı renk yapacağım. Kaydedip çalıştırıyorum. Evet, renk değişti. Programı kapatıyorum. Kendi yaptığım ayarlarla çalıştıracağım. Farklı bir klasör içerisine aynı dosyaları attım. Ayarları şöyle yaptım. Çalıştırıyorum. Evet, bu şekilde. Çizim için Ctrl Numpad 7'ye basıyorum. Bu şekilde çizim yapıyorum. Ctrl Numpad 8. Bu ayarları ben değiştirdim. Dikdörtgen çiziyor. Çizimden çıkmak için Ctrl Numpad 9'a basıyorum. Evet, yapılacak işlemler bu kadar. Talep olursa buradaki Settings ini dosyasındaki ayarların nasıl yapıldığını gösteren bir video çekebilirim. Benim yaptığım ayarlar bu şekilde. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.